Arkadaşlarım, bugün hava güneşli. Öğlen saatleri. Zonguldak'tan hepinize selam olsun. Şöyle bir açılış yapayım. İçeride daha güzel selamımı vereceğim sizlere. Havayı kaçırmayayım dedim. Böyle bir güzel hava var. Ben de bugün çok mutluyum. Nedenini de söyleyeceğim şimdi içeride. Şöyle dedim, güzel bir manzara resmi çekeyim. Ben çarşılara inemezsem çarşıları sizin ayağınıza getiririm böyle. Bu aralar inemiyorum canlarım. Bakın. Güzellik her yerde güzellik. Yeter ki güzel görmesini bilene. Bakın canlarım. Hava güzel. Soğuk da yok fazla. Sabah kalktığım kar yağıyordu. Karlar da erimiş. Böyle. Gözümüzün alabildiğine kadar çekeyim. Şimdi içeride de size güzel bir selamımı vereceğim. Günaydın benim canım arkadaşlarım. Can dostlarım, gönül dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Beni de soracak olursanız ben bugün çok mutluyum. Ben size diyorum ya, ben küçücük şeylerden mutlu oluyorum diye. Birincisi bu sabah kahvaltıyı Oğuz Hanım hazırladı, beni hazıra kaldırdı. Çok mutlu olduk. İlk kez böyle bir şey yaptı. İkincisi, Karabük'ten oğlumla gelinim geliyor. Oğlum 10 günlük geçen yıldan senelik izini varmış. Onu kullanıyor. Akşama doğru buradalar. Ben size şimdi dışarıdan güzel bir görüntü göstererek videomu açtım. Mutfağımdayım. Kahvaltımızı yaptık oğlumla. Mutfağımı toparladım. Evlerimi toparladım. Dün elektrik süpürgesi açtım. Silmeye yetişemedim canları. Bugün de evlerimi sileceğim. Tozlarını alacağım. Sonra güzel yemekler yapacağız beraber. Yine size şunu da söyleyeyim. Çok mutluyum yine de. Çok az kaldı saatlerime. Kurban oldumun Allah'ı. Çok kötü günlerden geçiyoruz. İmtihan dünyasından geçiyoruz. Benim arkadaşlarımdan, gönül dostlarımdan, hepinizden Allah razı olsun. Beni tanımadan, böyle dijital dünyada tanıyıp da beni oynatıp saatlerim dolsun diye yardım eden arkadaşlarımdan. Allah sizin de ne muradınız varsa, ne dileğiniz varsa, biliyorsunuz önümüzde Perşembe gecesi kandil gecemiz, yine güzel bir kandilimiz. Hepinize bol bol dua edeceğim. Benim elimden bu geliyor. Ben fazla çarşılara inip, fazla gezip, eğlenip bir insan değilim. Ben çünkü alışverişe inerim. Çok önemli işim olursa ona inerim. Pazar işime inerim. Ben işimden ayrı, çocuklarımdan ayrı gezemiyorum canlarım. Onun için size bol bol hava açılınca, köyüme gidince çok güzel çekimler yapacağım. Biliyorum beni büyüteceksiniz siz. Buna canı gönülden inanıyorum. Ama şunu da unutmayın. Kanalı olan arkadaşlarıma söylüyorum. Ben mutlaka dönüyorum sizlere. Kanalı olmayan gönül dostlarıma söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah razı olsun. Ben akrabam olsaydınız bu kadar sizleri sevmem. Bu kadar bağlanmazdım. Bunu canı gönülden söylüyorum. Şimdi şöyle yine mutfaklarımı toparladım. Silemedim daha, onları sileceğim. İki güzel yemek yapacağız bugün. Kremalı mantar çorbası yapacak. Ben ilk kez yapacağım. Güzel bir sebzeli köfte yapacağız. Çocuklarıma şöyle bir öyle ayırlayayım onları. Evde onlar var şimdi. Ne varsa biliyorsunuz. Ben onu pişirip taşıran insanım. Bir de ben güzel böyle hayal kura yapmasını, arkadaşlar ne yapmış, ne etmiş, ne güzel olmuş diye bakıp da yapmasını seven insanım. 52 yaşında demiyorum canlarım kendime. Allah'ıma şükürler olsun. İbadetimi de yapmaya çalışıyorum. Dört dörtlük de yapamasam hepinize çok dua ediyorum. Arkadaşlarım, her şeyimi hazırladım. Oğlum, anne biraz geç geleceğiz deyince bir salona geçtim. İşlerim bittikten sonra ikindi namazımı da kılmıştım. Bir güzel uyuyakalmış. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi böyle küçük bir soğanı doğradım. Onun suyunu çekmesini bekliyorum. Ona azıcık zeytinyağı koyacağım. Azıcık da tereyağı koyacağım. Mantar çorbası. Sonra da sulu köfte yapacağım. Çocuklarım da geldi bu arada. Thank you.
Vallahi kremalı mantar çorbası arkadaşlar. Vallahi öyle bir uyuyakalmışım ki demek ki gün boyu yorulduğumu anlayamıyorum. Sulu köftenin de şeyinin malzemesini, her şeyini hazırladım, onu yoğurdum. Şimdi neler koyduğumu anlatacağım size. Videom dedim çok aşırı uzaması. Bu kadar tereyağı koyuyor. Hemen tereyağının ağzını bağlayayım. Azıcık da sıvıya. Bunlar kavrulacak. Sonra mantarlar koyacağım içine. Mantar çorbası arkadaşlar, tavsiye ederim, çok güzel oluyor. Hazır çorba değil, kendi el yapımı. Biz zaten hazır çorba yemeyiz. Ne yapacağım canlarım? Bunu kavurduktan sonra böyle biraz pembelensin bu. Mantarları da koyacağım. Mantarlar suyunu çekince 1,5 kaşık un koyacağım. Kıymamı da hazırladım. Yaklaşık 300 gram kıymaya 1,5 yemek kaşığı kısırlık bulgur koydum. 2 diş sarımsak rendeledim. Pul biber, karabiber, toz biber, tuzunu. Bir de yumurta koydum canlarım. Güzel yoğurdum. 15 dakikadır bekletiyorum onu. Yaparken de daha rahat anlatırım şimdi. Mantarlar suyunu çeksin böyle. İkisi kavrulsun. Mantarlar sulanır biliyorsunuz. Burada da pırasam var. Zeytinyağlı. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Tekrar gösteririm canlarım. Evet canlarım. Mantarımı iyice suyunu çektirdim veya kavurdum onu. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi böyle kaşık olarak 1 kaşık un koyuyorum. O anda güzel bir kavuracağım. Unun kokusu çıksın. Sonra 1 litre kadar soğuk su koyacağım üzerine. Unun da kokusunu çıkardım arkadaşlar. Şimdi suyunu koyuyorum. Arkadaşlar ben tarifinde buna sıcak su diyorum ama ben soğuk su koymamın sebebini söyleyeyim size. Ben onu kaynayıncaya kadar ununu hiç pırtuk olmadan böyle karıştıra karıştıra açıyorum. Bu daha iyi oluyor. Kaynar su hemen pırtuk yapıyor unu. Bakın ben bunu kaynayıncaya kadar şimdi karıştırıyorum. Şimdi ununda hiç pırtuk kalmıyor. Yine böyle bununla beraber kremasına, bir paket kremayı da koyuyorum içine. Arkadaşlarım bakın, çorbam hem beyazladı. Krema kullanmayan bir bardak dolmayasına yakın su bardağını tam doldurmayın da bir bardak süt de koyabilir. Kaynayınca da böyle hiç bırakmıyorum canlarım. Böyle çorbaları, kremalı çorbaları, unlu çorbaları sıcak su dökmüyorum. Size tavsiye. Sıcak su dökmeyin çabuk olsun diye. Soğuk suyla veya ılık suyla böyle kaynayıncaya kadar çektiğinde unla kesinlikle bir pırtuğu bile kalmıyor. Bak. Şimdi üzerine ne koyacağım? Bu yaklaşık
Şimdi kaynadıktan sonra 5 dakikada kısık ayarda pişirelim bunu. Üzerine biraz pul biber koyacağım. Karabiber koyacağım. Ve ince, çok ince kıydığım 5-6 dal maydanozun yapraklarını koyacağım. Zaten gösteririm size. Tuzunu da en son koyuyorum arkadaşlarım. Bak söylemeyi unuttum. Gaynamaya başladıktan sonra koyacağım tuzunu, kesilmesi. Böyle çorbalarda arkadaşlar da bilirler, yemek tarifi veren arkadaşlar tuzu en sona koyarlar. Bu arada evet, bu da pişti. Bunu bir alt üst edeyim. Altını kapayayım ondan sonra. Evet canları, pırasam güzel pişti. Köy pırasası. Bunu yine bırakmıyorum. Bunu kaynayıncaya da karıştırmaya devam. Altını da söyledim bu arada, şimdi yaptım. Ben uyuyakalmasaydım şimdi ya kadar bunlar hazır olacaktı. Allah'ım, niye böyle bir hata yaptım ben de bilmiyorum. Bugün de yine evleri elektrik süpürgesi çekmedim. Sildim süpürdüm, her yerin tozunu aldım. Aslında çok işim de yoktu. Canlarım, ben bunu karıştıra karıştıra kaynatayım. En son halini gösteririm size. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlarım? Tepsimi aldım, çay tepsimi. Ben bugün hayatımda yapmadığım şey, şöyle fındıktan büyük köftelerimi unumun içine böyle atıyorum. Çok da büyük olmasın, içine alsın. Gerçekten arkadaşlarım, hiç hayatımda yapmadığım bir hata yaptım bugün. Hiç hayatta gündüz uyumazdım, hayırlara gitsin. Köftelerimi bu şekilde yapıyorum. Una buluyorum. Çocuklarım acıktı. Allah'ım yarabbim. Çorbam çok güzel oldu. Mis mis koktu. Yaklaşık 300 gram kıymaya 1,5 kaşık köftelik bulgur koydum canlarım. Bir tane yumurta koydum. Bir çay kaşığı karabiber koydum. Bir çay kaşığı kırmızı biber koydum. İki diş sarımsak rendeledim. Baharatları, kimyon, hepsi birer çay kaşığı. Ben güzel tutsun diye yine çok yoğurduğum için bir tane de yumurta koydum. Bunu tarifini veren arkadaş yumurta koymuyor. Ben koydum. Una buluyorum. Çünkü fazla una bulandırmayacağım. Ekşili köfte değil bu. Bunun ekşilisini yapsam çok una bulandırır, o fark etmez. 2 tane patates alacağım. Şöyle bir tane orta boy havuç. Yine soğanlarını, yemeklikten biraz daha ince soğanlarını, biber soğanından kavuracağım. Bir kaşık salça koyacağım. Önce havucu biraz kaynatacağım. Çünkü benim patatesim kum patates. Arkadaşlarım, patatesiniz güzelse şöyle önce bir 5 dakika patatesinizi kavuruyorsunuz. Benim patatesim kum patates. Ben önce havucu kavuracağım. Patatesi en son atacağım. Çünkü dağılıveriyor patatesim benim. En sonda yine şeyine süsleyeceğim. 1-2 kaşık. Yine ben bütün yemeklerimin tuzunu, bu şekilde yaptığım yemeklerin tuzunu kesilmesin diye en son koyarım. Tabi siz tarif edersiniz. Sat ablanız size tarif veriyor.
Çocuklarımı da göstereceğim şimdi biraz. Şöyle yemeğimizi yiyelim, çayımızı falan şöyle sinirlenmeden oğlum çayımızı falan içerken çekeceğim yine. Bu arada yine cimcime kızım tutturmuş babasını bugün anneanneme götür beni, anneanneme götür beni diye. Babası işi var diye getirmemiş. Gel kızım. Hayatımda diyorsun Songül, bugünkü hatayı yapmamıştım. Yavrum hiç gündüz uyumazdım, hayırlara gitsin. Ama her şeyi... Ne yapacağım? İster bunu böyle yapalım kızım ilk önce. Şimdi ben sizi doyurduktan sonra her şeyimi yaparım. Yeter ki soframı hazırlayayım ben. Sonra salata mosa falan yaparız. Bugün canlarımız görünmüyorsun ama gelinim geldi. Merhaba arkadaşlar. On gün izine çıktınız değil mi yavrum? Evet. Bu arada köye de gideriz. Güzel tarifler de yaparız seninle. O kendi bulanır kızım. Biraz küçük. Ben her şeyini hazırladıydım bunu. Siz gelene kadar hepsi hazır olmalıydı bunların ki. Misafir misafir ağırlıyorum ben. Ben de dedim kaynanam döktürmüştür şimdi. Döktürdüm çorbam çok güzel oldu. Şeyim de oldu. Yarın da hamur içi bir şeyler yaparız. Yavrum siz ne dersiniz yapıveririm ben. Günaydın arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben neredeyim? Şu an Karaelmas Üniversitesi, Bülent Ecevit, Karaelmas Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi oldu. Ona geldim. Ritim kontrollerim vardı. Buradan denizin görüntüsünü gösteriyorum size. Güzel bir orman görüntüsü. Burası Zonguldak'ın dışında bir yer. Çok güzel bir yerde ama. Şöyle hastaneyi de göstereyim bakın sizlere. Büyük bir hastane, hep bölümleri ayrı, farklı farklı. Çok bölümler yapılıyor. Çok güzel doktorlar vardı. Her bölümden doktor vardı. Şimdi istediğimiz gibi her bölümde doktor bulamıyoruz. Ben senelik ritim kontrolüm vardı. Ona geldim canlarım. Ne kontrolü? Memografi. Bakın yine camisi. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak. Gelirse şeyden, mesela atıyorum yakın illerden gelenler olursa tanısınlar, bilsinler hastanemizi. Arkadaşlarım, videomu burada bitirmek istiyorum. Bu aralar çok yoğun geçiyor günleri. Oğlumla gelinim geldi. Torun yanımda. Kendim bugün doktora gittim. Genel kontrole gittim. Söyledim zaten. Şimdi tekrar yemeklere girişiyorum. Videom dolu. O yemeklerimi de göstereceğim tabii. Bu aralar ne yaparım? Ben evde bol bol yemek, pasta, börek yaparım. Çünkü çocuklarım 3-4 gün yanımda kalacak. Şunu söylemek istiyorum. Çok mutluyum arkadaşlarım. Saatlerim doldu. Başvurumuzu yaptık. Artık şifre bekliyoruz. Beni çaldıran, oynatan, bana destek olan, yardım eden arkadaşlarıma
cümlenize Allah razı olsun. Allah sizinle ne muradınız verse versin, sizin de kanallarınız açılsın. Açılmayın arkadaşlarım. Açılan arkadaşlarımın da yolu izni açık olsun. Şimdi geldi sıra artık. Tabii ki koyamıyorsunuz beni. Artık sıra günlük videolarımı reklamlarıyla beraber, hep beraber, ben de aynı ama izlemek. Artık devam, yorumlarımıza devam. Ben size çok güzel görseller göndereceğim. Siz de bana çok güzel destek olacaksınız. Allah hepinizden yine diyorum razı olsun. Çünkü birkaç arkadaş vardı. Onlar benden dua istedilerdi. Canlarım, hasta olan arkadaşlarım, annesi babası hasta olan, kendisi hasta olan arkadaşlarım, öğlen namazının peşinden Yasin'in duasını ve Mübin duasını okudum. Hepinize bağışlıyorum. Siz yeter ki beni bırakmayın. Çok seviyorum sizleri.